Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'de ilk kez alçak seviye rüzgar kırılımı uyarı sistemini Antalya Havalimanı'na kurdu. Alman ve Japon mühendislerin katılacağı eğitim programının açılışına katılan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun sistem hakkında önemli bilgiler verdi. 19.2 milyona mal olan sistemin ne işe yaradığını Kanal V ekibinden Akif Arıcı araştırdı. Kameraman Mustafa Özenç de görüntüledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü Türk havacılık sektörüne katkı sağlayacak önemli bir yatırıma imza attı. Pilotları en çok rahatsız eden ve yolcuların tedirgin olmalarına neden olan kalkış esnasında ya da piste yaklaşırken yaşanan sarsıntı artık tarih olacak. Uçuş planlamalarının etkin şekilde yapılabilmesi ve meteorolojik olaylardan kaynaklı uçuş güvenliği risklerinin azaltılarak uçuş güvenliğine katkı sağlanabilmesi için meteorolojik gözlem ve tahminler vazgeçilmez bir unsurdur. İşte bunun için de Avrupa'daki önemli hava meydanlarında kullanılan yeni sistem yaklaşık 2 aylık bir çalışmayla Antalya Havalimanı'na kuruldu. Alman ve Japon mühendislerin yer alacağı eğitim programının açılışına katılan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun sistemin önemine dikkat çekti. Alçak seviye rüzgar kırılımı uyarım sistemi 3 boyutlu lidar ve X-band Doppler meteoroloji radarından oluşan algılama sistemleri vasıtasıyla hem yağış esnasında hem de yağışın olmadığı açık havalarda oluşabilecek ani rüzgar değişimlerini tespit edebilme ve uyarı oluşturma yeteneğine sahiptir. Kısa süre önce Antalya Havalimanı'na inşa edilen iki kulenin üzerine kurulan sistem Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun tarafından da yerinde inceleniyor. Sistem sayesinde özellikle turizmin başkenti Antalya'da yaz sezonunda dakika başına inen uçaklar artık rüzgardan etkilenmeyecek. Sistem ilk kez Antalya'da kuruldu ve çalışmaya başladı. Sistem tam anlamıyla hayata geçtikten sonra özellikle Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve kule görevlileri rüzgarların ani hareketlenmelerinden anlık haberdar olmuş olacak. Bu sayede de özellikle iniş izni isteyen kaptan pilotlar piste yaklaşırken kötü sürprizlerle karşılaşmamış olacak. Bu bölgeyi pilot bölge olarak seçtik. Test aşamasında her şey iyi geçerse İstanbul'da da ve diğer bölgelerde uygulamayı planlıyoruz. Bu sistem yaklaşık 19.2 milyona mal oldu.